Evet, şimdi sıra geldi öbür işimize. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyiyim. Bil bakalım neden buradasın? Senin yerine geçmek için. Aferin. Nereye gideceksin? Bir kadın kaynanasını tavaya çevirmiş. O da onu mahkemeye vermiş. Onu seyretmeye gideceğim. Sen de benim yerime okula gideceksin. Olamaz. Ne olamaz? Senin yerine okula gidemem. Niyemiş o? Tamam, sen beni sihirle yaptın. Ben senin aynanım ama benim okuma yazmam yok ki. Nasıl senin yerine geçerim? Seni rezil ederim. Bugün sözlü falan yok. Öğretmen beni dün tahtaya kaldırdı. Bugün kaldırmaz. İdare edersin işte. Ya edemezsen? Senin derslerin çok iyi. Öğretmen beni sözlüye kaldırırsa işte o zaman ne yapacağım? Kaldırmaz, kaldırmaz, merak etme. Hadi hadi çabuk ol, içeriye git, birazdan servis gelecek. Şimdiden söyleyeyim, benden günah gitti. Ben de evden kaybolayım bari. Mahkeme başlayana kadar görünmez olarak bir yerlerde oturayım. Günaydın. Günaydın dedin ya. Herkese günaydın. Günaydın. Hadi. Vay Betül, çok güzel olmuşsun. Yok canım. Güzelsin güzel. Böyle giyinmek sana çok yakışmış. Evet, bence de çok yakışmış. Şimdi anlaşılıyor odada niye bu kadar uzun kaldın. Aa hadi. Hepiniz bana öyle bakmayın. Her zamanki halim. Hayır. Her zamanki halin değil. Daha bir ciddi olmuşsun ama çok yakışmış. Anne, kafeye gitmek için mi böyle giyindin? Niye böyle giyindiğimi biliyorsun. Çilek bir şey sordu Betüş Hanım. Kafeye gitmek için mi böyle giyindiniz? Evet, tabii. Ay, hadi kahvaltıya başlayalım ha. Afiyet olsun. Yok, yok. Bunlar fazla renkli. Böyle iyi oldu. Evet. Şık ve ciddi. Tamamdır. Sihirbank. Aa, bu çalışmıyor. Sihirbank. Aa, doğru ya. Sihirbankla direkt bağlantılı olan ayna aşağıda. Ama Taci... Of Dodo, Dodo. Ay nerede kaldı bu yine? Mutlaka kötü şeyler düşünüyordur şimdi yukarıda. Aman, Taci nereden anlayacak? Aa, ne oldu şimdi? Nereye gitti bu sihirli ayna? İnşallah yukarıda bir işler karıştırmıyorsundur Dodo. Sihirli ayna, sihirli ayna, sihir bankı bağla bana. Sihirli günler Dudu Peri, sihir bank online müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Sihirli günler bankacı Peri. Nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle yardımcı olabilirsiniz, bankadaki tüm sihir güçlerimi çekmek istiyorum. Hepsini mi? Hepsini, hem de çok çabuk. Çünkü yetişmem gereken, gitmem gereken yerler var. Peki, bir saniye bekleteceğim. Ay Taci aynayı buraya getirdiğimi fark etmese. Hadi be kızım, hadi be kızım. Ay, gidip odasına baksam mı acaba? Bir bakayım. Ay yok, bakmayayım. Kızar şimdi. Haklıyken haksız duruma düşürür beni. Ay ne yapsam acaba? Hesabınızda şu an 400 yıllık sihir birikimi bulunuyor. Hepsini kullanmayı istiyor musunuz? Onaylıyorum dedim, evet. Veriyorum, buyurun. Başka bir arzunuz? Hayır yok. Teşekkür ederim. Sihirli günler. Sihirli günler. Şu mahkemeden sonra Yargıç Peri'ye bütün sihirlerimi rüşvet olarak teklif edeceğim. Herhalde 400 yıllık deneyimimi havada karada kabul eder. Aksi takdirde yarınki mahkemede Taci'yi haklı bulursa da işim biter. Ayna geldi.
Bizimki de gelir şimdi. Sihirli aynayı niye aldın Dudu? Ay, kendime bakmak için. Gelip burada baksaydın. Her zaman öyle yaparsın. Canım yukarıda bakmak istedi. Oo, güzel görünüyorsun. Ay, çok teşekkür ederim. Hiç benim tarzım değil ama mahkemede ciddi görünmek gerekiyormuş. Ben de onun için böyle ciddi giyindim. Bari bana da bir kravat tak da ben de ciddi görüneyim. Sen nereye geliyormuşsun? Tabii ki mahkemeye. Tabii ki gelmiyorsun. O tavuğun davasına ben de katılmak istiyorum. Yarın onun yerinde ben olacağım. Peri mahkemesine çıkmak konusunda bir fikrim olsun. Ay, fikrin olsa ne olacak? Bizim mahkemelerimiz de aynı sizin mahkemeleriniz gibi. Bir fark yok. Peki öyleyse daha açık konuşayım. Bu duruşmaya gelmek istiyorum. Çünkü senin orada bir hatlar karıştıracağından eminim. Gelmiyorsun canım. Hem madem yarın bana açacağın davayı kazanacağından bu kadar eminsin, niye endişe duyuyorsun? Yoksa kendi kendine düşünüp, ay ben bu kadını gerçekten aldatmıştım. Ya yargıç periyle periliçe bunu ortaya çıkarırsa diye korkuyor musun? Ben seni aldatmadım. Sen öyle sandın. Ve beni yok yere köpeğe çevirdin. Karşıma ilk defa bir fırsat çıktı. Adalet istiyorum. Yarın adaleti görürsün. Görüşürüz. Bana istediğin kadar düşmanımmış gibi davran. Yarın şu davayı kazanıp eski tacı olunca asıl ben seninle görüşeceğim. Hem ayrıca sen ne yaparsan yap bugünkü mahkemeyi ben de göreceğim. Çilek! Çilek! Ay, ne yapıyor bu kız? Duymuyor mu beni? Çilek! Efendim dedeciğim. Hani sabah bir şey demiştin. Anneannen beni mahkemeye götürmezse sen götürecektin. O zaman sıkı dur dedeciğim. Alıyorum. Ne çabuk. Sağ ol. Bir şey değil dedeciğim. Neredesin? Yanındayım. Görünmezde olduğum için beni göremiyorsun. Şimdi görebiliyor musun? Evet. Bana ne yaptın sen? Seni de görünmez yaptım. Nasıl olsa annem derim beni, anneannem de seni görmemesi lazım, değil mi? Evet, akıllı torunum benim. Daha kimseler gelmedi mi? Hayır, ama birazdan gelirler. Sen de mi heyecanlısın? Hem de nasıl. Ne de olsa şu tavukla benim açtığım dava periler tarihinde ilk oluyormuş. Eğer bugün o tavuk kardeş açtığı davayı kazanırsa, yarına benim davamla ilgili bana bir umut verecek. Durumumuz aynı. Umarım ikiniz de kazanırsınız. İnşallah kızım, inşallah kazanacağımıza eminim. Dudu değil mi bu? Herkesten önce ne işi var mahkeme yollarında? Dudu! 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 Perihan, sihirli sabahlar. Sana da. Hayrola, mahkemeye gidiyorum. Daha başlamasına yarım saat var. Olsun, ben erkenden gidip yer kapayım istedim. Saçmalama Dudu, sinema mı bu? Hiç de saçmalamıyorum. Bu mahkeme senin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama benim için çok önemli. Çünkü yarınki benim duruşmamın bir göstergesi olacak bu. Davayı kaybetmekten korkuyor musun? Sadece periler alemine beni rezil ettiği için Taci'ye kin kusuyorum. Hayatında ilk defa köpek olmaktan kurtulma şansını yakaladı. Ona kızmaya hakkın yok Dudu. Davayı kaybetmekten korkuyor musun? Bu dosyalarda bize ait deliller mi var? Hayır, tavuk peri ve geliniyle ilgili şeyler. Yarın uğraşacağım sizinkilerle. Duducuğum, üçüncü defadır sana soruyorum. Davayı kaybetmekten korkuyor musun? Hay, neden ısrarla devamlı bunu soruyorsun? Ben de bunu anlamıyorum. Çünkü sen ne zaman bir şeyden korksan arkasından bizi korkutacak haince planlar yaparsın da ondan. Hiç de değil. Hep günahımı alıyorsun Perihan. Hadi girelim, girelim. Hadi dede, biz de çıkalım. Hadi bakalım.
bakın çocuklar. Görüşürüz. İyi dersler. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Acele et. Tamam. Aa, kızım ne yapıyorsun sen? Ayakkabılarımı giyme çalışıyorum babacığım. İyi de onlar senin ayakkabın değil ki, ablanın ayakkabıları. Aa, ben de neden böyle bildiriyorlar diyordum bana. Çilek bana hiçbir şey söylemeden beni yanınıza yolladı. Nereden bileyim hangi ayakkabılar benim, Betüş nereye gidiyor? Her şeye yabancıyım. Beni duyuyor musun? Yok, duyamazsın. Sen sadece kızın Çilek'i duyarsın. Çilek, kızım niye bana öyle bakıyorsun? Hadi çabuk giy şu ayakkabıları, bak servis seni bekliyor. Hadi canım. Hadi bakayım. Peki. Aferin, önünü de güzelce kapa. İyi dersler kızım. Güle hadi canım. Güle. Hadi güle güle, güle güle. Koş. Üf. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve bizlerle hayat renk.